Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz abi. Kelim ya, kelim abi, kel. Kelim arkadaşlar, Instagram'a attım zaten fotoğrafımı. Bazıları Jason Tatum'a, bazıları Aaron Gordon'a benziyorsun demiş. Siz kime benzediniz? Ben birine çok benzetemedim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Belgrad'dan, Euroleague'den bir çanta var arkadaşlar. Bu büyük ihtimal sahanın adı ama bilmiyorum. Çünkü gönderdiği ürünlerin üstünde de bu isimler Nikola Tesla, Aerodrome Nikola Tesla. Açtığımız şunları şişirdiğimden belli ediyor gibiyim çünkü bu video önce bir daha çektim de mikrofon kaydetmemiş, bir daha çekiyorum. Paket de burada. Kulağın kılavuzu da burada. Neden Efes? Onu hiç anlamadım ne demişken Euroleague sponsoru Efes'miş. O yüzden şöyle Belgrad 2018 yazan bu foul atarken arkada ses çıkaran şeyler. Böyle ses çıkartıyorsunuz foul atarken. Official Sponsor of Euroleague Basketball. Güzel bunlar. Tutarım evde. Bunların bende garantilisi vardı. Garanti yazan üstüne. O da neden? Eurobasket'in sponsor olduğu için. Eurobasket'ten gelenler videomu izlerseniz görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane havlu. Havlu çıkıyor. Turkish Towels. Şöyle arkadaşlar. Nasıl? Bence çok güzel. Üstüne yazanları okuyacağım. Belgrad 2018 14 One Towel yazıyor. Burada da Türkiye Discover'dır bilmem ne. Güzel. Bu havluyu kullanırım herhalde idmanlardan sonra filan. Terimi silerim. Keşke böyle bir Bobby Dixon'un falan böyle bir havlusu olsaydı. Ama ne yazık ki normal bir havlu. Bir tane bileklik çıkıyor arkadaşlar. İçinden üstünde ne yazıyor? Nikola Tesla. Aerodrome Nikola Tesla. Okuyamadım arkadaşlar, pardon. Bileklik çıkıyor herhalde, sahanın üstüne bilenler yoruma yazabilir. Nikola Tesla Aerodrome. Nikola Tesla ne olduğunu bilenler. Yoruma yazarsa sevinirim. Saha ismi ise de çok şaşırmam. Öyle diyeyim. Şöyle bir anahtarlık çıkıyor. Güzel mi sizce? Efes'le. Arkasında da açacak var. Bence çok güzel. Efes hani bira şeyi. Arkasında da Official Beer of Euroleague Basketball. Yani Euroleague'in birası Efes'ten. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Ben çok güzel bunu kullanırım anahtarlığımda. Güzel. Sağ ol Efes. Evet. Yine Efes, yine Efes. Şöyle. Efes for Final Four. Efes şurada da Belgrad 2018 yazıyor tam ortada. Güzel bu bilekliği. Kullanır mıyım bilmiyorum ama güzel. Güzel. Aynısından bir tane daha var. Aynısı. Ve en... Ya bu arada çantada da Nikola Tesla yazıyor demiştim ve Datome imzalı basketbol topu. En güzeli bence bu aralarında. Şurada Datome'nin imzası var. GG Datome. Ne yazık ki finalde çok süre alamadı kendisi. Arkadaşlar final için gerçekten üzülüyorum. Hani o fikirleri de söyleyeceğim. İlk önce şunu göstereyim. Turkish Airlines Euroleague. Güzel bir top ama düşünüyorum hani anlarsın bu gerçek top. Bu da benim topum. Küçücük aslında ama basketbol topu gibi. Güzel. Yani güzel seçim. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Hani Veseli çok kötü oynadı. Şutları sokamadık. Sulukas çok yetersizdi. Bir tek Melli oynayabildi finalde. Bobby Dixon çok az süre aldı. Ahmet Duveri hızlı forward sınırına girdi. Thompson oyuna girdi. Hiçbir şey yapamadı. Guduric'den Bogdanovic performansı beklerken hiçbir şey yapamadı neredeyse finalde. Gerçekten çok kötü bir finaldi bizim için arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun diliyorum. Yani ben çok üzüldüm gerçekten. Canlı izliyordum maçı ve hani son dakikalara göre biraz heyecanlandım. O Bobby Dixon üçlüğü attı. 2'de 0 attı faulü, o adı unuttum. Faul atan kişinin Real Madrid'den ama ne yazık ki tiplediler. O çok kötü bir anda zaten, oradan maçın gittiğini anlamıştım o tiplediklerinde. Olmadı arkadaşlar. Seneye şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bu sene de düşünüyordum ama yani finalde çok kötü oynadık sezona göre. Ama seneye onlar da Luka olmuyor. Luka Doncic olmadığı için de seneye Euroleague'in kralı biziz diye düşünüyorum. Hani
Yani birincilik %90 bizde diye düşünüyorum seni. Eğer Obradoviç kalırsa tabii. Obradoviç en büyük etken bizim şampiyonluğumuzda. Sizler ne düşünüyorsunuz final hakkında arkadaşlar? Ben gerçekten çok üzüldüm ve hani oradaki hataları öğrenip bir daha yapılmamasını istiyorum. Ben de oradan ders çıkartıp kendi basketbol hayatımda da o hataları yapmak istemiyorum. Sizin de o finaldeki hatalar, finalde Real Madrid'in doğru yaptığı, bizim doğru yaptığımız, iki tarafın da hatalı yaptığı şeyleri yazabilirsiniz. Hakemlere küfür etmeden arkadaşlar. Hakemler biraz kötüydü biliyorum, evet. Yani biraz kötü derken yanlış kararlar verdiler arası. Ama bekliyorum arkadaşlar sizin yorumlarınızı. Hani hatalar neydi, doğrular neydi? Sizin de yorumunuzu görmek isterim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.